Bahane YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Eylül 2024 Çarşamba gününün güncel hava bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Bizi sere gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Bakalım hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesine başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 31 derece. Ege bölgemizde açık ve tamamıyla güneşli. Ege bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 34 derece. Akdeniz bölgemizde de havanın güneşli olarak e, hakim sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve bölgedeki en yüksek sıcaklık 33 derece. Gerçekten sıcak bir hava Akdeniz'de de bizi de bekliyor. İç Anadolu bölgemiz çoğunluğu güneşli. Yerler parçalı bulutlu. pek beklentisi yok. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkmakta. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz tamamıyla güneşli, Orta ve Doğu Karadeniz parça bulutlu, yağış beklentisi yok. Karadeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 30 santigrat dereceye kadar çıkmakta. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, çevresi parçalı bulutlu, diğerlerimiz genel itibariyle güneşli. Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 26 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ve yine sıcak bölgelerimizden bir tanesi en yüksek derece olarak da 31 santigratı söyleyebiliriz sizlere. Hatta yerler 32'ye kadar da çıkmakta kilis ve çevresi özellikle. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda herhangi bir işte bölgemizde ya da ilimizde bir yağış ihtimali bulunmuyor. Genel itibariyle güneşli ve açık hava bizleri bekliyor olacak. Bu videomuzda 25 Eylül 2024 Çarşamba'nın 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.